Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Herakl Humus'taki arkadaşından Araplardan bir peygamberin çıkacağını ve hakimiyet sağlayacağını bildiren bir mektup alınca Rum diyarının bütün ileri gelenlerini büyük bir ibadet hanelerinde topladı. Hepsi gelip içeri girince kapıları kilitletti. Sonra onlara Ey Rum'un ileri gelenleri, doğruluk, iyilik ve selamet istiyor musunuz? Devletimizin ve saltanatımızın devamını arzu ediyor musunuz?" diye sordu. "Ey melik, niçin istemeyelim? Elbette isteriz." dediler. Bunun üzerine Herakl şöyle dedi: "Gelin Araplar arasından çıkan peygambere tabi olalım ve onun emirlerine uyalım. Rumların ileri gelenleri, Herakl'in bu sözlerini duydukları anda, vahşi merkepler gibi ürktüler. Kapılardan tarafa koşuşarak, çıkıp gitmek istediler. Baktılar ki kapılar kilitlenmiş. Kızgın ve üzgün bir halde dikilip kaldılar. Herakl, bunların halini görünce, geri çağırdı. Bu sözleri söylemekten maksadım, sizleri denemekti.'' dininize ne derece bağlı olduğunuzu anlamaktı.'' dedi. Hepsi sevinip, teşekkür ederek secdeye kapandılar. Herakl, kavminin iman etmemesi sebebiyle üzülüyordu. Kendisine elçi olarak gelen, Dıhye-i Kelbiye, radıyallahu anh, ''Vallahi biliyorum ki, bahsettiğiniz zat, peygamberdir. Eğer Rumların, Beni öldüreceklerinden korkmasaydım elbette onun dinine girer emirlerine itaat ederdim. Bunu kendim için dünyada ve ahirette saadet vesilesi bilirdim. Fakat sen falan Üsküfe git. O Rum diyarında benden daha itibarlıdır. O ilahi kitapların hükümlerini benden daha iyi bilir. Bakalım ne diyecek." dedi. Dıhiye-i Kelbi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Herakl'in söylediği Üsküf'ün yanına gittim. Durumu ona anlattım. Vallahi bahsettiğin zat peygamberdir. Biz onun vasıflarını kitaplarda gördük, dedi. Sonra evine girip, üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp, beyaz bir elbise giyerek dışarı çıktı. Eline asa aldı, ve Rum halkının arasına gitti. Halk, kilisede toplanmıştı. Onlara, Ey Rum halkı! Bana gerçekten peygamber olan Ahmet'ten bir elçi geldi. Beni Allahü Teala'ya kulluk yapmaya davet ediyor. Ben de diyorum ki, gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'tan başka ilah yoktur.'' bana elçisi gelen zat da Allah'ın resulüdür. Rum halkı bu sözleri işitince Üsküf'ün üzerine hücum ettiler. Şehid edinceye kadar dövdüler. Dıhiye-i Kelbi radıyallahu an tekrar Herakl'in yanına gidip bu hadiseyi anlattı. Herakl ben sana bu halk beni öldürürler. Onların kastından emin değilim demedim mi?'' O öldürdükleri Üsküfe halk benden daha çok itibar eder ve emirlerine uyarlardı. Durumu gördün ona ne yaptılar dedi.